Türkiye vs İzlanda Eğer bu maçı da Türkiye kazanırsa arkadaşlar totemimiz tutacak ve bütün milli önemli milli maçlardan önce Ben böyle arkadaşlar uyarlama videosu yapmaya devam edeceğim videoları siz beğenmeye devam edin Beğenin paylaşın efsane bir maç daha var bugün arkadaşlar bugün İzlanda'ya karşı oynayacağız Görüyorsunuz burada Fransa vs Türkiye kadromuz vardı ama artık burada İzlanda vs Türkiye var. Çünkü Fransa'yı yok ettik arkadaşlar. Galiba bizim totem tuttu. Gerçekten güzel oldu. Bu arada eğer bugün Türkiye bu maçı kazanırsa yarın efsane bir video gelecek. Evet yarın efsane bir video gelecek. Ama İzlanda'yı yenersek Sizlerle ilgili gerçekten çok güzel yorumlarınızla çok güzel bir şey derleyip çok güzel bir video yapacağımı düşünüyorum arkadaşlar Videoya like atmayı unutmayın ve yeniyseniz de kanala abone olup bildirimleri açabilirsiniz hemen o zaman arkadaşlar şu anda bu kadroyu görüyorsunuz ve kadroda tabii ki arkadaşlar baya bir değişim yapacağız İlk olarak hemen sabiğimizi alalım sabitimiz arkadaşlar. İzlanda. Ee, İzlanda'da hemen böyle bir bayrakları ben bir seçeyim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi ilk olarak Hasan Ali'yi alalım o zaman. Hasan Ali gördüğünüz gibi bu şekilde arkadaşlar. Hasan Ali zaten şu an kadroda. 90 gen olmuş durumda. Onu da dünkü videoda 90 gen yapmıştık. O videoyu da izleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hemen ülke olarak arkadaşlar Türkiye ve İzlanda'yı seçelim. Hemen Türkiye nerede Türkiye? Türkiye hemen seni bulalım Türkiye. Türkiye'yi muhtemelen geçtik abi evet. Galiba yok geçmedik. Tamam güzel. Türkiye burada. İzlanda'da da hemen aşağıda arkadaşlar en aşağıya koymuşlar İzlanda'yı niye bilmiyorum herhalde birazcık düşük diye olabilir arkadaşlar umarım düşüktür hemen arkadaşlar ilk olarak Johnson alacağız abi zaten bakın o kadar kolay olacak ki bizim için her şey çok kolay olacak bizim için ben gerçekten şu an inanıyorum ama niye böyle oldu abi bir dakika sabek yapsak sadece ne olur abi umarım çıkar artık yani sabek sadece yapsak İzlanda'nın sabeki nerede evet Johnson burada Değişik yazılıyormuş ismi. Abi 14.560 alacağım. Çok fazla uğraşmayacağım. Ve arkadaşlar sağ stoperimiz bu sefer stoperler Türk olacak. Arkadaşlar yeni yeni adetler getiriyorum köye. Evet yeni yeni adetler geliyor. Stoper artık Türk abi hem sol bek hem sağ bek hem stoperler Türk ve Santrafor'da bugün Türk olacak arkadaşlar. Evet yanlış duymadınız. Bugün Santrafor'da Türk olacak ve tam 10 milyon coinslik bir Santrafor olacak. Direkt alırız ama artık abi gerçekten yavaş yavaş düşüyor. 217 bine bile var arkadaşlar hemen şöyle alalım 217 bine. Evet abi yakaladık güzel tamam sinip bile yaptık. Şimdi abi umarım bulabilirim umarım bulabilirim şu an. Hadi abi lütfen lütfen lütfen. Meri hemen yazalım abi Meri aramaya bastık ve Meri Demiral arkadaşlar şu adama da 252 bin coin'si veriyoruz. Gerçekten Kaan Ayhan'dan daha pahalı olması çok ilginç değil mi? Hasan Ali'yi de zaten size göstermiştim arkadaşlar. Mert Ginoğ da şöyle gösterelim. Bütün oyuncuları göstermiş olalım abi. Bütün oyuncuları göstermiş olalım. Hemen 70 yazalım arkadaşlar şöyle. Mert Günoğ da görün. Evet Mert gün da görüyorsunuz. Zaten takımda Mert Günoğ da sıkıntı yok. Ve şimdi arkadaşlar iki tane MO'muz olacak. Tabi MO, MD olarak seçelim pozisyonları. Hatta MOO -O olarak da seçelim. ilk olarak arkadaşlar Gunnarsson'u alacağız. Tabii ki Gunnarsson alacağız abi Gunnarsson. Gun yazdım ve Gunnarsson'u sizlerle birlikte alacağım. Hemen açtık bakalım. Gunnarsson abi 21 bin coin alalım daha ucuza kesin vardır ama sizi çok sıkmak ve bekletmek istemiyorum Ve arkadaşlar bir diğer sopar bu yarın bu yarın ne biçim isimleri var 68 ratingmiş bu arada bu adam ama fiyatı gerçekten güzel Hani beğendim fiyatı 80 bin falan yani en ucuzu 84 bin coins bir yer nasonu da aldık ve şimdi arkadaşlar sırada Sigurdsson yani ne biçim isimleri var bunların? Ben gerçekten... Sigurdsson ne? Hadi hepsini anladım da gerçekten Sigurdsson nedir ya? Hemen 85 rating yapıyoruz. Ama Sigurdsson gerçekten abi bize sıkıntı yaratabilecek oyunculardan bir tanesi. Yani takımın böyle bir belki mi diyebiliriz. Böyle... Bu arada konuşamadım. Ee, neyse abi gerçekten kaliteli bir oyuncu. Yani Sigurdsson'un iyi olduğunu söyleyebiliriz size şimdiden. 251 bin coinse var. Muhtemelen onu, onu alacağız. Evet 251 bin coinse de Sigurdsson'u aldık. Ve şimdi... Sağ kanatta da Gudmundsson var. Abi ne biçim isimleri var bunların ya. Bunların ne biçim isimleri var. Gerçekten anlamsız. Gudmundsson alacağız arkadaşlar şimdi. Hemen Gudmundsson'a da bakıyoruz. Bakamadık abi. Niye böyle oldu bu? Hiç hoş olmadı bu böyle. Bir sürü Cengiz Ünder var şu an karşımda. Cengiz Ünder'i mi alayım yani? Bunu mu istiyorsun benden? Çünkü Gudmundsson çıkmadı abi. Çok iyi. ha hatırladım sağ orta saydı. Okey 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 okey. Okey abi okey. Sağ orta saydı. Şu an hatırladım. 113.000 coins 112.400 tamam 12.400 hemen Goodman sonunda aldık abi az kalsın Unutuyordum gerçekten çıldırırdım ee, Videodan sonra aklıma gelseydi iyi oldu bu böyle Olması ve arkadaşlar 2 tane Türk oyuncu Kral 2 tane sürekli biliyorum arkadaşlar gördünüz Zaten sürekli aynı takımdan Oyuncuları aldık ama artık sırada Türkler Var Türk olarak arkadaşlar şöyle 79 ile 89 arası yazdık İlk olarak Hakan'ı arattık Hakan Çalhanoğlu gördüğünüz gibi bu kartı 90 rating haliyle ve Burak Yılmaz abi. Burak Yılmaz hemen şöyle gel Burak'cığım. Hemen 89 yaz. Ve Burak Yılmaz'ın da bu kartı 10 milyon civarı kartı abi. Gerçekten efsane. Onun da videosu umarım güzel izlenmiştir. Ve Burak Yılmaz'ı da burada görüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi hemen İzlandalı ve Türk oyuncuları kadromuza koyalım. Ve mücadelemiz artık yavaştan başlasın abi. Hemen şöyle geliyoruz. Ee, hemen bunu aktif yapıyoruz. Ve şimdi arkadaşlar sağ bek ile başlayacağız. Tabii ki buradan filtreleyeceğiz. Takımlardan değil, liglerden de değil abi. Tabii ki de ülkelerden gideceğiz. Ülkelerden hemen abi Türkiye ve İzlanda'yı seçeceğiz. Türkiye ve İzlanda'yı hızlıca seçelim. Türkiye burada, İzlanda da burada. Hemen kaydettik, arattık. Ve abi Johnson sen buraya geleceksin kardeşim. Hoş geldin. Senin reytingini yükselteceğiz. Merak etme orada canın sıkılabilir ama yükselteceğiz. Kaan Ayhan tabii ki kral abi. Kral, kral muazzam. Solbek, Merih Demiral. Bu da kral. Bunu da yükselteceğiz bu arada. Kanayhan belki durabilir ama Merih Demiral kesin yükselecek. Bu yarisnan ee, ve abi bir tane MDO koyacağız şimdi. Bir tane de buraya maalesef MDO koymak durumundayız arkadaşlar. MDO'muzun adı hemen abi şöyle pozisyonu bir MDO seçmek durumundayım. Gerçekten şu an tilt oldum. son hemen pozisyonu iptal edelim. Evet tamam. Ee, hemen şöyle geri çıkıyoruz ve MOO kısmına Sigurdsson. abi Furson abi, Sigurdson, Bjarnason, Gunnarsson... Full son. Sonu full son da bitiyor. Buraya da sağ orta sağ koyacağız abi. Bak bu da beni şu anda tilt etti. Gerçekten iyice sinir olmaya başladım. goodmund sonunu koyduk arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ve şimdi sırada abi. Cenk Tosun mu Burak Yılmaz mı? Çok kararsız kaldım burada ama Burak Yılmaz'ı koydum çünkü... Fransa maçında oynamıştı. Hakan Çalanoğlu zaten gördüğünüz gibi burada. Şimdi arkadaşlar hepsini olabildiğince yükseltmeye çalışacağız. Hemen abi şöyle bunu buraya bastım abi. Emre Belözoğlu'nu sona bastım. Hemen yükseldi arkadaşlar. 84 yeterli. 84 zaten bence fena değil. Yani ideal gibi diyebiliriz. Ama hiç XP'm yok. Gerçekten öyle bir sıkıntımız var. O yüzden abi şöyle hemen bunları yavaş yavaş basalım. 12 rating olsa yeterli. 12 rating. 80 rating'e yükselteceğim arkadaşlar herkesi. Çünkü artık o kadar harcama yaptık ki hani gerçekten bu arada bu yerden sonra çok havalı kartı oldu. Muazzam oldu. Harika oldu. Bunu da 80 rating yapacağız arkadaşlar. Yani herkesi 80 rating yapmış olacağız. Şöyle en aşağıdan en aşağıdan muhtemelen koyuyor. Hemen abi. Evet 80 ratingde Gunarson'u da yapıyoruz abi. Gunarson'da 80 rating oldu. Gerçekten çok havalı duruyor. Ve şimdi sırada abi Johnson var. Defans var mıydı bizim? Gökhan Gönül var onu da harcamayalım. Biz yine abi defansın üzerinden de bir 18 rating yükseltmesi yapmak durumunda kalıyoruz. Hemen 18 rating yükseltiyoruz arkadaşlar. Johnson'u da Johnson'da 80 rating oldu. Ve şimdi arkadaşlar sırada son olarak Merih Demiral var. E, Merit Demiral'ı da aynı şekilde yükselteceğiz arkadaşlar. Hemen şöyle bum 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 bum. 12 rating bunu da yükselteceğiz. Hemen Merih Demiral'ı da yükselttik arkadaşlar. Muazzam bir oyuncu tabii ki Merit Demiral'da. Efsane oynadılar. Kan Ayhan biliyorsunuz zaten gol attı. 94 rating 59 kimyalık efsane bir kadro var arkadaşlar. Skor tahminlerinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Ve o zaman hemen bir mücadele maçımıza girelim. Bakalım mücadele maçında başımıza neler gelecek arkadaşlar. Hep birlikte sizlerle beraber göreceğiz. Bakalım ya mücadele maçında umarım güzel bir galibiyet alabiliriz arkadaşlar ki almayı ümüyorum. Ümüyorum ne abi? Umuyorum, umuyorum. Tamam. ümmüyorum abi. Umuyorum. Ve 11 saati kalmış bunun. Ben herhalde video çekecek çeke ya bunu bitireceğim. Sadece videoda oynadım ve neredeyse bitti arkadaşlar. Hemen şimdi sizlerle birlikte o zaman e, maçımıza başlayalım. Evet. Gudmundsson. Bakalım kim daha çok aratacak. Hep birlikte göreceğiz. Bu yarına son. Orta saha full bu oyunculardan oluşacak ama tabii ki abi en üstte ve en sol kanatta kaliteli oyuncular olarak Burak Yılmaz ve Hakan Çalhanoğlu duruyor. Golcülerimiz orada. Stoperlerimiz müdahaleleriyle bizlere kendilerini gösterecek. Ama sona da güveniyoruz. Bakalım abi neler olacak göreceğiz. Bu arada rakipte Cengiz Ünder var. Cengiz Ünder bence bize çok fazla şey yapmaz. Kalede de Mert Günok var. Çok gerek yok Cengiz Ünder kardeşim. Benim evet Hakan Çalhanoğlu Hakan Çalhanoğlu çok iyi. Florenzi karşısında Hakan'ın e, maç zor olacak bu arada. Umarım maçı alabiliriz ya. Gerçekten zor olacak çünkü. Bakalım. Evet, gerçekten maç zor olacak bu arada. Bunu şu anda aklıma geldi ama gerçekten zor olacak. E, Ceko Eden Jacco. Cristante verdi pasını şimdi. Sigurdsson, Gudmundsson'a. Gudmundsson geçemedi abi. Yok, bu İzlanda'dan adam olmaz yok abi. Bak bu İzlanda'dan adam olmaz. Ben size o kadar söylüyorum abi. Bu İzlanda'dan hiçbir şey olmaz. Kaan Ayhan ama işte stoperler, Türk stoperler sayesinde abi topları kesiyoruz tabii ki. Evet. Merih Demiral çok iyi aldı. Çok. Kral abi. Gerçekten maçı izlerken duygulandım. Gerçekten harika oynuyorlar. Abi şuna bakın. Deminki İzlandalı'ya bakın. Gidemedi bile. Bir de bizim Türk'ün gücüne bakın. Gerçekten harikasın. Hadi inşallah akşamda bu şekilde oynarsınız be. Hakan Çalhanoğlu. Hakan Çalhanoğlu yapma be. Yapma be. Biraz daha çıkabilirmişim. Deneyeceğim. Bundan sonrakinde öyle deneyeceğim. Hakan ona kafayı vur. Çok iyi. Sigurdsson alırsın. Aldın Sigurdsson şimdi. Sigurdsson gidiyor. Sigurdsson güzel pozisyon yakaladı. Sigurdsson şut ve Sigurdsson gol gelmedi. Hadi Burak Türk adamı attı. Bu sesini bu, sesini bu, sesini bu, sesini. bu mesela, bir tane. Sigurdsson atacak Ama direkten döndü. Bir Sigurdsson. Burak, mesela, mesela, mesela. burak, mesela, burak Yılmaz. Türk golü atıyor arkadaşlar. 5. dakikada maçı 1-1'e getiriyor. Bravo diyoruz Burak Yılmaz'a. Seni tebrik ediyoruz Burak Yılmaz. Adamsın sana helal olsun. Gerçekten tebrikler Burak Yılmaz be. Adamsın adam. İşte budur Burak Yılmaz. İşte budur. Hemen devam ediyoruz şimdi Florenzi. Pastore. De Rossi. Jacko, Sigurdsson, Kristante. Evet arkadaşlar ilk yarının sonuna geldik ve şimdi ikinci yarıya başlayacağız. Bakalım ikinci yarıda başımıza neler gelecek. Umarım kötü şeyler gelmez ki kötü şeylerin de geleceğini çok da düşünmüyorum ya. Bence kötü şeyler gelmez arkadaşlar. Bence güzel şeyler gelir başımıza. Hadi bakalım bu yarına son. Bu yarına son. Derossi, bu yarına son. Al şu topu bu yandan sonra artık be kardeşim be. Bir top alamadın be. Bir top alamadın be. Evet alır mısın Derosi? Alamadın Kaan Ayhan maç. Bu arada 1-1 abi. Stoperlerimize çok iş düşüyor. Hasan Ali kaldırıma çok iş düşüyor. Tabi bu sefer rakibin sağ kanatı çöp galiba olacak muhtemelen. İnşallah öyle olur. Ee, ki öyle düşünüyorum yani. Bu yarından sonra şimdi. Bu yarından son. Bu yarından son çok iyisin sen. Hadi evlat. Geçtim vurdum verdim pasını Gutmundson. Gutmundson gidiyor. Gutmundson şu an Türkiye bu arada golünü attı. Gutmundson Gudmundsson. Gudmundsson. Şut ve gol. Maalesef Gudmundsson gol atıyor arkadaşlar ama sıfır haksızlık yapacağımı söyledim zaten ve haksızlık yapmak da tamamen yasak zaten. Hadi bakalım. Şu anda birer tane gol attı iki takımda. Bakalım bir daha gol olacak mı? Burak Yılmaz çok güzel kaptı topu şimdi. Burak Yılmaz. Hakan Çalanoğlu bir tane gol atmıştı. Burak Yılmaz'dan da gol gelecek mi? Burak Yılmaz çok güzel geçti. Burak Yılmaz, de, Yılmaz bu da gol atıyor. De, Burak, Burak de, Yılmaz da. 3-1 oluyor. 3. De. Harikasın bak, de, harika Burak. Harika. Adam. 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 <laughs> i̇şte, böyle. i̇şte böyle. Burak Yılmaz çok kaliteli adamsın. Burak Yılmaz çok kaliteli adamsın. Şimdi Florenzi Pastore'ye verdi. Ee, ve El Şaravi. Abi kazanacağız bugün. İnşallah kazanacağız. Deplasmanda da olsak kazanacağız. Deplasmanda da olsak umarım kazanırsınız arkadaşlar. Ve Cengiz Ünder şimdi bize hiçbir şey yapmaz o. Aferin Merih. Bu arada Merih çok iyi oldu arkadaşlar. Merih'i alın. 90 rating yapın. Yani bütün toplar sizde. Şimdi Goodmanson. Yanlışta şuta bastım abi. Allah kahretmesin. Pas atacaktım buraya. Zaten o pasta muhtemelen isabetsiz olacaktı. Hiç böyle yüksek beklentilerim yoktu. Ee, ama olsun abi. Hakan Çalanoğlu güzel aldı topu şimdi. Hakan verebildim mi pasını? Verdim pasını. Goodmanson'a geldi mi? Gelmedi. Kolarov. Kristante. Kristante verdi pasını El Şaravi. Ondan pas Johnson aldı pasını Goodmanson. Goodmanson'dan da Johnson çok güzel ilerliyor şu anda. İzlandalı futbolcularla bizim takımımız. Goodmanson. Goodmanson içeri sokuluyor. Burak Yılmaz'a bir pas. Burak Yılmaz harika bir gol harika. Harika çok gol fazla. Harika gol attı Burak Yılmaz. Gerçekten bu adamlar. Ve çok da güzel bir gol attı arkadaşlar. Tebrik ediyoruz Burak Yılmaz'a harika gol attı. Evet şimdi hemen pastore ondan da Ceko ve arkadaşlar ver müziği ver evet alıyorum müziği ve burada da arkadaşlar artık yavaş yavaş videomuzun sonuna geliyoruz çok güzel bir kadro bulduk çok güzel bir maç yaptık umarım beğenmişsinizdir umarım eğlenmişsinizdir like atmayı kanala abone olup bildirimleri açmayı bana destek olabilirsiniz ve videoyu beğenmişsinizdir bu kanalı sevmemiş olma ihtimaliniz yok arkadaşlar. Evet ben size bunu bu kadar söylüyorum. Bu kanalı kesinlikle sevdiğinizi düşünüyorum. Her neyse şaka bir yana arkadaşlar, burada videomuzun sonuna geldik. Hocajanseri gerçekten çok seviyorum ve adamsınız. Bay bay.